Herkese merhaba. Emlak Mimarım'a hoş geldiniz. Ben mimarınız Berna. Geçen haftalarda Japon anlayışına minimalizmle girmiştik hatırlarsanız. Bu hafta Feng Shui anlayışıyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Feng Shui hayatımızda başarı, sağlık, zenginlik, mutluluk, pozitif şans ve enerjiyi kendimize çekebilme sanatıdır. Uzak Doğu'da Shi denilen bir yaşam enerjisinin varlığına inanılır. Doğada, evrende, bedenlerimizde, yaşadığımız her yerde bulunur. Doğru düzenlemelerle yönlendirilmiş mekanlar, doğru titreşimlerle beslenir, istenilen hedefe ulaşır. Ama yanlış seçimlerimizle yönlendirdiğimiz mekanlar, negatif yıkıcı döngünün esiri olur. Olumsuz konumlama nedeniyle azalarak yok olur. Çünkü Feng Shui uygulaması bir kişinin yaşam standartlarını, hayat kalitesini yükselten bir uygulama sanatıdır. Biraz yönlerle devam etmek istiyorum. Evinizi doğu pusulası yönüne doğru dekore ederseniz büyümeyi ve gelişmeyi desteklemiş olacaksınız. Bireylerden birileri sağlık problemi yaşıyorsa veya aile ilişkileri kopuksa evinizi ahşap mobilyalar ve canlı sağlıklı bitkiler ile dekore edebilirsiniz. Güneydoğu pusula yönü daha fazla maddi kazanç sağlamaya ve birikim yapmaya olanak sağlar. Bunu da sağlayabilmek için evinize minik bir süs havuzu veya şelale yerleşimi yapabilirsiniz. İç mekandaysa şans bambuları kullanabilirsiniz. Küçük saksı bitkilerine yer verebilirsiniz. Ya da böyle 8 turuncu balıkla, 1 siyah balıkla bir akvaryum evinizde yer açabilirsiniz. Çocuklarınızla problem yaşıyorsanız ya da işiniz yaratıcılık gerektiriyorsa ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız evinizde pastel renklere ve metal aksesuarlara yer verebilirsiniz. Mobilya yerleşiminde de beyaz renkleri seçebilirsiniz. Böylelikle batı pusulu alanını da canlandırmış olacaksınız. Yaşamdaki doğru zamanda, doğru insanla karşılaşmak, doğru yerde olmak kuzey-batı pusula yönünü açıklar. Büyük metal aksesuarlar, gümüşler, gri renkler dekorasyonunuza mutlaka olmalıdır. Büyük metal aksesuarlar, gri ve beyaz tonları, gümüşler dekorasyonunuza mutlaka olmalıdır. Kuzey pusula yönü özellikle iş hayatında kariyerine önem veren insanlar için enerjisi oldukça yüksek bir yöndür. Sizlere bu anlattıklarımı ev içerisinden birkaç mahalle örneklendirmek istiyorum. Öncelikle yatak odasından başlayalım. Örneğin yatak odasında kesinlikle ayna bulundurmamanız gerekiyor. Eğer Feng Shui tarzını yatak odanıza yansıtmak istiyorsanız. Geceleri 11 ile 3 arasında salgılanan melatonin hormonu dolayısıyla uyku kalitemizin bölünmemesi gerekir. Bunu da yapay ve doğal aydınlatmalara özen göstererek sağlayabiliriz. Yani demek istiyorum ki pencereleriniz eğer büyükse ışığı geçirmeyen kalın stor perdeler kullanabilirsiniz. İnce tül perdeler ve elektronik aletler uyku kalitenizi böleceği için yatak odasında bulundurmamaya özen gösterin. Yatak başlıkları kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Yatağınızı mümkünse kapıdan uzağa, kapıyı göremeyecek şekilde yerleştirin. Yatağınızın duvara yaslanmaması, mekanı ortalayacak şekilde tam ortada konumlandırılması gerekir. Küçük yatak odaları daha güvende ve huzurlu hissetmenize olanak sağlayacaktır. Odanızın metrekaresi büyükse bunu paravanlarla da sağlayabilirsiniz. Bu sebeple Feng Shui'de makyaj masası, giysi dolabı gibi mobilyaları farklı bir odaya koymanız önerilir. Enerji akışının doğru olabilmesi için yatağınızın altına kitap gibi kişisel ögeleri koymamanızı tavsiye ediyorum. Yemek odasından devam ediyorum. Yemek alanları ailenin zenginliğini simgelediği için bu odada tasarım gerçekten önemli. Peki en önemli husus nedir diye sorarsanız bana, olabildiğince karanlık köşelerin kalmamasına özen gösterin. Aydınlık göstermesine olanak sağlayan mobilya seçimleri yapın. Tasarlanırken yemek alanının yerleşiminde enerji akışının tıkanık olmamasına özen gösterin. Aynalar, büyük ebatlı avizeler kullanabilirsiniz. Masayı mümkünse yemek odasının tam ortasına yerleştirin. Eğer yuvarlak hatlı, retro yani eski mobilyaları tercih ediyorsanız çok daha iyi. Çünkü yemek odasında genellikle yuvarlak formlu mobilyalar kullanmanızı öneriyorum. Ana yaşam alanından devam ediyorum. Olabildiğince keskin hatlı, sivri uçlu mobilya seçimlerinden uzak durun. Çünkü Feng Shui anlayışında mobilyaların sivri köşelerinde ve keskin formlu mahallerde kötü enerjinin biriktiğine inanırlar. Ancak siz mobilya gibi geniş yüzey kaplayan alanlarda yuvarlak organik formları beğenmiyorsanız bunu da şu şekilde çözebiliriz. Seçtiğiniz mobilyaların örneğin kolçaklarında, oturma yerlerinde hafif yumuşatılmış yuvarlak formları tercih ederseniz Feng Shui anlayışını yansıtmış olacaksınız.
musunuz? Salon ya da oturma odasında doğal ışıktan olabildiğince maksimum fayda sağlamaya bakın. Karanlık kalan köşeleri aydınlatmak için de lambader, abajur gibi yardımcı aydınlatmalardan faydalanabilirsiniz. Duvarlarınızı mümkün olduğunca doğal renklerle boyayın. Yeşil yuvarlak yapraklı büyük bitkilerin kötü enerjiyi yansıttığına inanırlar. Bu yüzden yaşadığınız alanlarda kullanabilirsiniz. Feng Shui akımında benim bu hafta sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Geçen haftaki videoyu izlemediyseniz orada da Japon minimalizmine giriş yapmıştık. Haftaya anlatmamı istediğiniz bir akım varsa onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlerle burada bilgi aktarımı yapmak çok güzel. Her zaman söylediğim gibi. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.